Sevgili seyirciler, gözlük kullanımının göz sağlığı açısından önemi ve gerekliliği çok büyüktür. Bu anlamda biz de Bodrum'a gelmişken sezon öncesi izleyicilerimizi bilgilendirelim. Gözlük seçerken neye dikkat etmeliyiz, hangi gözlükleri kullanmalıyız, tüm bunları da tabii konuğumu Serpil Hanım'dan alacağız. Kendisi zaten yıllardır bu sektörde çalışan bir isim. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Kısaca bir tanıyalım, ne zaman bu sektördeyiz, kaç yıldır ilerliyoruz bu anlamda? İzmir'de eşim 15 yıldır bu sektördeydi. Ben ise Bodrum ayağında 1,5 yıldır buradayım. Bodrum'u tercih ettik. Çok güzel, hayırlı uğurlu olsun Bodrum açısından işiniz. Gözlük kullanımının göz sağlığı açısından önemi ve gerekliliği ilgili neler söyleyelim kısaca? Güneş gözlüğü özellikle güneşli havalarda bizi katarak ve birçok güneş göz hastalıklarından korur. Artı optik gözlükte ise hastalar reçetesiyle geldiğinde doğru gözlük seçmek onların yaşam kalitesini ilerletir. Şöyle, hastalar bize geldiğinde ilk önce doğru cam seçimi. Yani bu nasıl desem, kişi özel üretim camlar oluyor. Kendi popülesine ve kendi odak noktasına göre yapılıyor. Artı çerçeve kullanımı çok önemli. Kişinin yüzüne uygun çerçeve seçmesi önemli. Hatta şöyle gösterebilirim. Yeni nesil çerçeveler hem güneş gözlüğü artı gece görüş gözlüğü olarak kullanılabilir. Bunlar hayat kalitesini güzelce üst seviyeye taşır. Araç kullananlar için de çok önemli olsa aynen, gerek. Aynen, evet. Araç kullanımında özellikle gece antifar olarak geçer bunlar. Ve diğer de güneş gözlüğü. Üçü bir arada hani daha spor, daha standart, daha pratik olarak kullanabilir hastalar. Çeşit olarak neler var? Çeşit olarak nilör çerçeve dediğimiz, faset çerçeve, çocuklar, yetişkinler, güneş gözlüklerinde bombeli, bombesiz bazlı, daha yüzü saran, burada takdir edersiniz ki daha çok gemi ve gemi personeli oluyor. Onlara yönelik polarizeli, UV koruması 400 ve üzeri olan gözlüklerimiz var. Teknolojide takip ediyoruz. Buraya geldiklerinde ne kadar sürede camına, çerçevesine kavuşabiliyor? Evet, yani stok camlarımız mevcuttur. Kişi geldiğinde 10-15 dakika içerisinde atölyemizde, atölyede kişiye açıktır, onların gözü önünde yaparız, 15 dakika içerisinde veririz en geç. Ne sıklıkla gözlüklerimizi değiştirelim, hem optikte hem güneşte? Evet, çocuklar optikte, çocuklarda 6 ayda bir kontrol olması gerekir. Yetişkinlerde 1 ya da 2 yıl en fazla, özellikle yakın gözlüklerinde 2 yılda bir gidilmesi gerekir. Güneş gözlüklerinde ise sezonluk olabilir. Camlar çok çizildiğinde değiştirilmesi gerekir. Kaplama atarsa sağlığa zararlıdır. Kullanım alanları da değişiyor mu? Gündüz, evet, gece? Tabii. Güneş gözlüklerinde şöyle, dışarı ortamda çalışanlar UV 400 ve üzeri kullanması gerekiyor. Aracı çok yoğun kullananlar, araç kullanılı, polarizesi yüksek olan polarize cam kullanması gerekiyor. Yani güneş gözlüğü ve optik hepsi mekana ve yere göre değişir. Önemli olan hastalar bizi ne istiyor? Öncelikle gelene soruyoruz. Nedir, nasıl kullanıyorsunuz, nerede çalışıyorsunuz? Önemli olan o. Bilgisayar başında çalışan ayrı gözlük, bankacılar, muhasebeciler, onlara ayrı gözlük veriyoruz. Tabii doktor izniyle geliyor çoğu. Tabii, reçetesiz hiçbir gözlüğü yapmıyoruz. Reçeteyle gelirler. Aynen, reçetesiz zaten o Sağlık Bakanlığı'nca şeyi var. Reçete gelir, ondan sonra biz gözlük yaparız. Bütün tüm optik ve güneş gözlükleri Sağlık Bakanlığı'nca onaylıdır. Bu tarz, aynen böyle yapmaya çalışıyoruz. Bir kadın olarak bu sektörde olmak nasıl bir duygu? Güzel, yani şöyle, burada Bodrum ayağında tek başınayım ben. Herkes işte hani dükkan ve iki çocuk, işte optik sektörü, işte camcılar, toptancılar, çerçeveciler derken yoğun geçiyor ama güzel, seviyorum bu işi. Seviyorum, evet. Biz de bu yolda size başarılar diliyoruz. Önümüzdeki sezon görüşmek üzere. İnşallah, size de başarılar. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, programımız kaldığı yerden devam ediyor.